2 Nisan 2024 Salı saat 19.00 Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz nasıl oldu? İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir bina. Bodrum katlarında bir gece kulübü ve tadilatta bir gece kulübü olduğu belirleniyor. Bir bodrum katı eksi 1 ve eksi 2. katlarda yangın çıktı. 29 kişi yangında can verdi. Orada çalışan, tadilatta çalışan işçiler olduğu söyleniyor. Diyecek bir şey yok. İstanbul'da yangın faciası. Nasıl İstanbul? İbrahim, Şivanlar, içeride, ata içeride. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde yangın çıktı. Onlarca işçi tadilat için içerideydi. Dakikalar geçtikçe acı katlandı. Faciada 29 kişi hayatını kaybetti. Sardı dış cepheyi. Apartmanlar ne durumda? İçerisi ne durumda? Tam da giriş orası ha. Milleti boşaltmalar lazım. Baban çıktı bak Emre, baban çıktı. Bu bina yanıyor. Her taraf kilit gördüğünüz gibi. Burada kimse yok. Hepsini hastaneye götürdü. Gayrettepe'de bulunan bu 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katı yıllardır gece kulübü olarak faaliyet gösteriyordu. İçeride ise iddiaya göre tadilat vardı. İşte yapılan ilk açıklamalara göre o tadilat sırasında yangın çıktı ve o sırada da içeride çok sayıda kişi vardı. Bir şey patlamış diyor. Yani bu makine gibi bir şey patlamış, odur. Onu öyle diyorlar. Bilmiyoruz ama nasıl bir patlamaysa yani burası bir facia dönmüş. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Şu anda tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. İşte o gece kulübü 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında büyük bir işletmeydi. Günlerdir tadilat nedeniyle hizmet vermiyordu. İşçiler çalışıyordu. Öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler çok kısa sürede katları sardı. İtfaiye aradım ben, geliyorum. Aradın mı? Aradım, geliyorum. Ekipler geldiğinde yangın büyümüştü. Müdahale zorlaştı. Aman Allah'ım. Eşi çıkmış, amcası içeride. Çocuklar orada. Herkesin içerisi var. Açın. Yaralılara ulaşıldıkça sedyelerle ambulanslara taşındılar. Hastaneye kaldırıldılar ama acı haberler birbirini izledi. Yaşanan tam bir faciaydı. 29 kişi hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin tadilat için içeride olan işçiler olduğu açıklandı. Çalışanlardan da büyük bir ihtimal içerisinde mahsur kaldılar. İçeride belli bir kısım çalışanlar ve tadilat için gelen çalışanların olduğunu duyduk. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Alevler söndürüldü. Şimdi ise itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. Söndürüldü, kontrol altında. Soğutma işlemleri devam ediyor. Süreç bu şekilde, hepimizin başı sağ olsun. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 müfettiş ve 3 savcı görevlendirildi. 2 iş yeri ortağı, mesul müdür, muhasebeci, işletme müdürü ve tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gece kulübü ortaklarının ve işletme müdürünün kasten yaralamadan suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Yakalanarak ifadesini kullanmışsınız. Kaçtılar mı? Yani nerede yakalandı bilmiyorum işte açıkçası. Ama 6 kişi şu an gözaltında. Üstünde de konutlar var, 16 katlı bir bina. Aşağısı ne kadar güvenli? Yanıcı pek çok madde olduğu belli. Başka çıkış yok. Tadilatın belediyeden de izinsiz yapıldığı, tadilatın da kaçak yapıldığı iddia ediliyor bir yandan. Çalışan işçiler, işte işçi güvenliği, iş güvenliği şu hale bakın. Şimdi Beşiktaş'a gideceğiz. Merve Görgün orada bizi bilgilendirecek, aydınlatacak. Ne oldu, neden oldu, şimdi durum nedir? Kolay gelsin Merve, seni dinliyoruz. Teşekkürler Selçuk Tepeli. Görünen o ki ihmal üstüne yaşanan ihmaller zinciri var aslında. Sonuçta bu acı tablo işte. Şimdi saatler ilerledikçe can kaybı sayısı arttı. Ne yazık ki son duruma göre de 29 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralı hastanede tedavisi sürüyor. Tabii ilerleyen saatlerde artan can kaybı sayısıyla birlikte aslında en büyük endişe içeride daha fazla kişinin olup olmadığıyla ilgiliydi.
İşte yaklaşık yarım saat, bir saat önce İstanbul Valisi Davut Gül buradaydı. İkinci kez olay yerine geldi, bilgi aldı. Hemen bilgi aldıktan sonra kendisine sordum, içeride başka birileri daha var mı diye. Kendisi tarama yapıldı. Görünen o ki şu anda içeride daha başka biri yok görünüyor cevabını verdi. Şimdi gerekli önlemler alındı mı, kaçış yolu var mıydı diye baktığımızda hemen arkamda aslında yanan bina. Şöyle söyleyebilirim, iki taraftan da giriş çıkışı var. Bu 16 katlı binanın -1 ve -2. Katında bu gece kulübü. İki taraflı olarak giriş çıkış yönü var ancak içeriye giren tek bir kapı var. Burada da az önce bir görgü tanığıyla o anlara şahit olan, hemen işçilerin oradan çıktıkları anda olaya şahit olan kişiye sorduğumda ne oldu, nasıl gerçekleşti diye saniyeler içinde oldu ve içeriden son anda kurtulanların aslında o iş öyle olmayacaktı, ben demiştim dediğini duydum dedi. Görgü tanıklarından aldığımız bilgiler bu yönde. O ihmal var mı? Çalışma Bakanlığı şimdi o ihmalleri araştıracak. O da müfettiş yönlendirdi buraya. Üç tane Cumhuriyet Savcısı geldi. Burada araştırmasını yapıyor. Deliller toplanıyor. Soruşturma da bir yandan devam ediyor. Son olarak da binanın boşaltıldığı iddiaları vardı tedbiren, ancak az önce aldığım da yeni bilgiye göre bina boşaltılmadı. Sadece gitmek isteyenlere soruldu, kalacak yeriniz var mı diye, ama onun dışında bu gece yine bu binada hala oturanlar olacak. Çünkü yine İstanbul Valisi'nin açıklamasına göre de bina çok eski bir bina. 1970'li yıllarda yapıldı. O yüzden bir Çevre Şehircilik İl Bakanlığı kontrol, inceleme yapıyor şu an. Bina eski olduğu için bir sorun var mı ona bakılıyor, ama şu anda yangınla ilgili binada herhangi bir zarar olmadığı bilgisi var elimizde. Teşekkür ederiz Merve, kolay gelsin. Gelişmelere göre bilgi almaya da devam edeceğiz bir yandan. Şimdi bununla ilgili, bu yaşanan facia ile ilgili soru işaretlerine bir bakalım. Bu kadar işçinin orada olması tabii bir şey, soru işareti. Son yıllarda yangında kayıtlara geçen en yüksek can kaybı. İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği facianın ardından soru işaretleri birbirini izledi. İhmal var mı, denetim yapıldı mı, gece kulübünün bulunduğu yerden olası bir yangında kaçış planı olup olmadığına kadar tüm sorular yanıt bekliyor. Eğer her şey doğru yapılmış olsaydı, bir tedbir alınmış olsaydı, yangın çok hızlı şekilde kontrol altına alıp söndürülebilirdi. Ya da insanların kaçmasına müsaade edecek kadar bir zaman yaratılabilir. Kaynak yaparken içeride strafor falan var, ondan kaynaklanan bir sıkıntı herhalde. Henüz yangının çıkış sebebi açıklanmadı ama işçilerin içeride kaynak yaptığı belirtiliyor. Türkiye Yangından Korunma Derneği'ne göre alevlerin aniden geniş alana yayılmasının sebebi oradaki inşaat malzemeleri. Muhtemelen tahminlerimize göre içeride bir ısıl işlem yapılıyor. Yani kaynak kesme gibi bir işlem yapılıyor. Bu inşaat ve tahilat malzemeleri tutuşarak büyük bir yangına sebebiyet veriyor. İçeriden hiç kimsenin de kaçamadığını göz önünde bulundurursak, ya mimari açıdan yangın kaçış yollarının ve yangın kaçış kapılarının yeterli sayıda ve doğru olmadığı, ya da varsa bile önlerine geçişi engelleyici mani aksamlar koyularak bu kaçışların ve geçişlerin imkansız hale getirildiğini söyleyebiliriz. Çok ciddi şekilde inşaat malzemesi ve yapı malzemesi içeride dağınık bir şekilde kümeli. Şikayet vesaire de ilçe belediyesine ulaşmış durumda değil. Dolayısıyla bir tabiri caizse kaçak bir müdahale içeride yürütülmüş. Ekrem İmamoğlu tadilatın kaçak yürütülmüş olabileceğine dikkat çekti. 1987'de işletmenin ruhsat aldığını, 2018'de de ruhsatın yenilendiğini duyurdu. Son itfaiye raporunun üstündense 18 yıl geçmiş. En son itfaiye raporu 2006'da veriliyor. 2018'de de bir ruhsat yenileme süreci var ilçe belediyesinde. Ama bütün bunlar tabii teknik olarak, idari olarak incelenecek. Üst katları konut olarak kullanılan binada yaşayanlar içinse henüz karar verilmedi. Bina riskli olabilir. Yangında açığa çıkan ısı 900-1100 derecelere kadar çıkabilmekte. Bu sıcaklık seviyesinde binanın taşıyıcı kolonlarında, betonlarında ve demirlerinde de mutlaka deformasyonlar ve hasar oluşmuş olma ihtimali çok yüksek. Gerekirse komşularımızla ilgili tahliye ya da güvende olacakları şekilde destek olacağız.
Evet, o ruhsat nasıl yenilendi 2018'de? İlçe belediyesi, Beşiktaş Belediyesi bunu nasıl verdi? Nasıl verdi? Bunun hesabını verecekler herhalde şimdi. Dolayısıyla biz de takip edeceğiz. Bakalım neler olmuş, kimler ihmal etmiş. Efendim bir itfaiye raporu bile verilmediği halde 18 yıldır 2018'de niye ruhsat yenilenmiş, niye verilmiş? Şimdi devam ediyoruz, siyasete geçiyoruz. Efendim AK Parti'de şimdi biliyorsunuz bir muhasebe başladı. Dolayısıyla herkesin beklediği bir yandan şu, fatura kime kesilecek ya da kimlere kesilecek? Tabii bu faturalar o kadar çok olabilir ki bunların KDV'si bayağı yüklü çıkabilir. Yerel seçim imtihanından umduğumuz neticeyi alamadık. Yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. 22 yıl sonra ilk seçim yenilgisini konuşmak için Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı Erdoğan. Seçim mağlubiyetinin nedenleri masaya yatırıldı. Ama en çok da fatura kimlere kesilecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. AK Partili Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan eleştiriler peş peşe geldi. Bir ilde onca vekiliniz olacak, belediye yıllar yılı elinizde olacak, seçim sürecinde bir bakan gidip öbürü gelecek, Erdoğan gibi milletin gönlünde taht kurmuş bir lideriniz olacak ama buna rağmen kaybedeceksiniz. Tepeden bakanlar tepe taklak olurlar. Mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Kucaklaştım. Netice böyle oldu. Bu bir dip dalga değil, görünen köydür. Bu sonuç ne CHP'nin ne Yeniden Refah'ın kalıcı başarısıdır. AK Parti'ye çok sert balans ayarıdır. Bir siyasi afettir. Bu net bir yenilgi. Uzun yıllar AK Parti ile çalışan siyaset bilimci İbrahim Uslu da İlker Karagöz'le Çalar Saat programında AK Parti'nin ilk seçim yenilgisini değerlendirdi. Patron benim dedi seçmen. Ekonomik meselelere sabrım tükendi, enerjim kalmadı, direncim kalmadı. Bundan sonra devam ederse mağduriyetler çok kötü yapacağım diyor bir sonraki seçime yönelik. Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Seçmenin mesajını aldık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama AK Parti kurulduğu günden bugüne girdiği 18 seçimde ilk kez birinci parti olamadı. Kale olarak bilinen büyük şehir ve iller kaybedildi. Gözler mağlubiyetin faturasının kimlere kesileceğine çevrildi. Hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu. Kulislere göre faturanın kesileceği isimlerden birisi Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, medya tanıtım birimiyle AK Parti İstanbul ve Ankara il başkanlarının görevden alınacağı konuşuluyor. Yetkili kurullardaki değişikliklerse onlar zaten Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Her zaman Cumhurbaşkanımızın bunu yapma yetkisi mümkündür ama bu konular bu MYK'da gündeme gelmemiştir. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir değişiklik olmayacak demedi. Ankara'da konuşulan bir başka iddiaysa Erdoğan'ın genel merkezdeki kurmay heyetinde yapacağı revizyondan sonra kabinede de değişikliğe gideceği. 17 bakanın sahaya inmesi seçimde başarı getirmedi. 17 bakan bu arada kabine orada sürekli sahadaydılar. Biri gitti, biri geldi. Mehmet Metiner'in söylediği gibi. Orada bir değişiklik olmayacak mı? Bakanlar neye bakıyorlar diye kimse sormayacak mı? Şimdi ne yapıyorlar bakalım? Takip edeceğiz onları da. Yalnız şimdi AK Parti'nin şöyle bir meselesi var. Değişimi başka partiler ne kadar anlıyor onu da ayrıca tartışırız ama. Memleketteki değişimi, insandaki değişimi fark edemiyorlar. Bir yandan da tabii zaten bu tepeden bakma meselesi uzun yılların iktidar hikayesinin verdiği böbürlenme durumu filan. Bunlar var. Ama bir yandan anlamıyorlar da. Anlamıyorlar. Yani siyaseti anlamıyorlar. Siyaseti çok anladıkları söyleniyor ya anlamıyorlar. En tepeden bile anlamıyorlar. Bununla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Neden oldu, nasıl oldu? Fakat ya bir yandan da mesela İstanbul'a bunu söyledim seçimden önce. İstanbul'a o kadar yüklendiler ki. Yani Anadolu'yu biraz boşladılar. İstanbul'a o kadar yüklendiler ki bir yandan da gemi bir tarafından su almaya başladı AK Parti gemisi. Yan yattı yani. Öyle bir mesele var.
Şimdi gelelim erken seçim sözlerine. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, erken seçime halk karar verecek dedi. Size söz veriyorum, 2. yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. CHP'nin seçim zaferi sonrası ortaya çıkan tablo erken seçim tartışmalarını da başlatır mı? Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı Özgür Özel, İsmail Saymaz'a konuştu. Erken seçim çağrısı yapmayacağını söyledi. Gerekçesini de açıkladı. Ben erken seçim ve güvensizlik oyu söyleminden kaçıyorum. Sebebi de şu: meydanlarda bir söz verdim. AK Partili ve MHP'li seçmene sizden iktidara sarı kart göstermenizi istiyorum dedim. Seçimi kazandıktan sonra bu güvensizlik oyudur. Erken seçime gir dersem bana itimat eden AK Partili ve MHP'lilere haksızlık yapmış olurum. Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Erken seçim çağrısını ilk kez dile getiren Cumhur İttifakı eski ortağı Yeniden Refah Partisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada önümüzde 4 yıl fazla süre var diyerek erken seçim olmayacağı mesajını verdi. Seçim sonuçları göstermiştir ki bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, ülkemizde yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi. Önümüzdeki yaklaşık 4-4,5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz. Erdoğan'ın telaşla 4 yıl seçim yok demesi kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Bana güvenip oy veren AK Parti ve MHP'li emekliler var. Onlara şu teminatı verdim: bu bir yerel seçim. Ertesi gün gördünüz mü bak hükümet değişmeli dersek o seçmeni kandırmış olurum. Seçmen 22 yıllık siyasi tabloyu değiştirmeye karar verdi diyen Özgür Özel, 31 Mart seçim sonucunun hükümete önemli uyarı olduğunu söyledi. Ama halk erken seçim talep ederse de karşısında durmayız dedi. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız. Ama bunu talep edecek olan biz değiliz. Halkın kendisidir. Bu sonuç bir erken seçim sonucudur. Bu çağrıların tabii mantığı yok. Genel seçim 14 Mayıs 28 Mayıs sürecinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi ve Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. AK Parti cephesinden gelen son açıklama. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de biz erken seçim talep etmeyeceğiz, halk isterse olur diyor. Şimdi bu seçimden birinci parti olarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel konuşuyor. Diyor ki erken seçime halk karar verecek. Erken seçime halk nasıl karar verecekmiş acaba? Nasıl karar verecek halk? Ne diyecek yani Özgür Özel'i bilgilendirmek için kendi aralarında bir referandum bir şey mi yapacaklar? Biz böyle karar verdik, Özgür Bey buyurun mu diyecekler? Ne diyecekler acaba? Ya bir seçim yapılmış, Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmuş. Üçüncü partinin adayı diyor ki erken seçim mesajıdır net. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci çıkan partinin genel başkanı diyor ki erken seçim çağrısı yapmayacağım ben. Halk karar verecek. Ben anlamadım bunu. Anlamadım. Gene döndük. Kaybetmekten korkan iktidar, kazanmaktan korkan muhalefet denklemine geri döndük. Ya bir güvensizlik durumu varsa, siyaset şöyle bir şeydir. Koskoca ülkeyi, o ülkeyi yönetmeyi beceremediğini iddia ettiğiniz insanlara, üstelik de böyle bir seçim sonucunun ardından insanlar ekonomiden şikayetçiyken, canları yanarken böyle bir hükümetin yönetmesine devam etmesine müsaade edecek efendim şu anda Türkiye'nin seçimde birinci çıkmış partisinin genel başkanı. Nasıl siyaset mi anlatacağız biz bu insanlara? Nerede görülmüş? Dünyanın neresinde görülmüş? Ben anlamadım ya. Halk isteyecekmiş. Halk daha nasıl isteyecek bilmiyorum ki. Evet. Bu arada da seçim itirazları sürüyor efendim. Maddi hatalar düzeldiğinde 3900 olan fark birden 3200'e indi.
Çok sayıda sandığa itiraz ettik, çok sayıda ilçeye itiraz ettik. Tam 39 bin geçersiz oy var. En son vali eliyle milli irade hırsızlığına kalkıştılar. Seçim öncesinde en çok konuşulan illerden biriydi Hatay. Seçim sonrasında da gündemde. Bu kez başa baş geçen bir yarış sonrasında seçim sonuçlarına yapılan itirazla CHP usulsüzlük iddiasıyla sonuçlara itiraz etti. Valinin görevimizin başındayız fotoğrafında olduğu gibi bazı korkutmalarla ya da bazı hukuksuzluklarla bir oyun bile ortadan kaldırılmasına asla izin vermeyeceğimizi paylaşıyorum. Seçim gecesi CHP'nin adayı Lütfi Savaş'la AK Parti adayı Mehmet Öntürk arasında gidip geldi sonuçlar. Gecenin sonunda AK Partili Öntürk 3200 oy farkıyla seçimi kazandı. Geçersiz oy sayısı ise 38.903. CHP ilçe seçim kurullarına itirazını yaptı. Biz sandıkta aldığımız bu seçimi algılara heba edemeyiz. Oyların yeniden sayılmasının bu rezaletin önüne geçeceğini düşünüyoruz. CHP Hatay'da oyların yeniden sayılmasını istiyor. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise 879 oy farkıyla kazandıkları İstanbul Gazi Osman Paşa'da eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçe seçim kuruluna giderek sonuçlara müdahale etmeye kalktığını anlattı katıldığı televizyon programında. Kadın hakimin odasına giriyor Süleyman Soylu. Hakim buyurun diyor. Diyor ki hakime beni gördünüz de niye ayağa kalkmadınız diyor. Kadın hakim de diyor ki çünkü ben hakimim. Hırsız var diyorum. Oylarımızı çaldılar diyorum. Bu hırsızlar toplum vicdanında kendileri aklamadıkları müddetçe o belediye binasında oturamazlar. Ordu Büyükşehir'de İyi Parti 16.138 farkla seçimi kaybetti. İyi Parti adayı Enver Yılmaz AK Parti'yi hırsızlıkla suçladı. Seçim sonuçlarına itiraz edildi. Kırklareli'nde CHP 403 farkla kaybettiği sonuçlara itiraz etti. CHP'nin itiraz ettiği bir diğer seçim bölgesi ise İstanbul Arnavutköy. Arnavutköy Belediye Başkanlığı'nda çalışan bir kişinin tutanaklara müdahale ettiğine yönelik bu görüntü itirazın gerekçesi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde de Yeniden Refah Partisi oyların yeniden sayılmasını talep etti. Maskeye 130 milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden de 480 milyon TL karşı tarafa ödeme yapmak istiyor. Ödemeye imza atmak istemeyen muhasebe bölümündeki hiçbir arkadaşım bugün işe gelmeyerek de Cengiz Ergün'ün bu usulsüz işlemine ortak olmak istemediler. Manisa'yı 46 yıl aradan sonra yeniden kazanan CHP, Cengiz Ergün hakkında gider ayak usulsüz ödemeler yapmaya çalıştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Evet, şimdi bu hakim hanımın yaptığı şey, yaptığı söylenen şey müthiş bir şey. Yargı, hakimler, karar vericiler yani adalet için Türk milleti adına karar verici olanlar hep böyle davranmalı. Bu özgüvene sahip olmalı ve aynı zamanda da hiç tereddütsüz bu hanımefendi gibi davranmalı işte. Tebrik ederim. Bravo. Ve şey konusu da değil. Efendim şimdi o bakan değil ya da bakan ya da kim o kim ki filan öyle bir şey de değil. Kim olursa olsun. Şu anda bakan da olsa. Cumhurbaşkanı da olsa. Bir hakim aynen böyle davranır. Ayağa falan kalkmaz. Önünü filan da iliklemez. O cübbelerde o yüzden düğme yok. Evet, şimdi kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar, elbette emekliler, onlar açısından bir şey değişmedi. Onlar karşılığını bekliyorlar, biz de hatırlatacağız. Bu insanlar yaşayamıyor. Öğretmenler, ücretli öğretmenler mesaj atıyorlar. Bu insanlar geçinemiyor, yaşayamıyor artık. Tabii onlara geleceğiz yani, bütün bu mağdurlarla ilgili haberlerimiz var. Askerlik borçlanması, asker ve polislerin. Hiç kimse ses çıkarmıyor. Durun bakalım ne zaman çalışacak mecliste göreceğiz. Şimdi gelelim, bir de başka şeyler de yaşanıyor işte. Buyurun, Van'da mazbata krizi. Erdoğan çıktı, bu
bu seçim hezimetinden sonra halkın iradesine saygı duyacağız demiştir. Sözünüzün arkasında durun ey Erdoğan. Bu gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle İl Seçim Kurulu böyle bir karar almış. Bu açık ve seçik Van halkına karşı yapılan bir darbedir. 2019'dan beri kayyumla yönetilen Van'da %55,48'lik oyla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Partili Abdullah Zeydan'ın mahkeme kararıyla seçilme yeterliliği iptal edildi. İl Seçim Kurulu Zeydan'ın yarısı kadar oy alan AK Parti adayı Abdülahat Arvas'a mazbatayı verdi. AK Parti'den konu hukuki açıklaması geldi. DEM Parti YSK'ya itiraz başvurularını yaparken Van'da sokaklar karıştı. Abdullah Zeydan 2016 yılında örgüte yardım ve propaganda suçundan tutuklandı. 2019 yılında infazı bitti. 2023 yılı Nisan ayında mahkeme Zeydan'a memnu haklarını iade etti. Yani siyasi yasakları kalktı. 31 Mart'ta DEM Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Yüksek Seçim Kurulu da adaylığını onayladı. İl Seçim Kurulu bu evrakların tamamını inceledi ve hiçbir yasal sorun görmedi. Hiç kimse itirazda bulunmadı. Kesinleşti ve seçime girdi. Yüksek Seçim Kurulu Abdullah Zeydan'ın adaylığına bir engel olmadığına karar verdi ancak seçimlerden 2 gün önce Cuma günü mesai saatinin bitmesine 5 dakika kala Adalet Bakanlığı DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınması için başvurdu. Daha önce memnu hakkını iade eden mahkeme bu kez Zeydan'ın seçilme yeterliliğini iptal etti. Bundan ne DEM Parti'nin bilgisi vardı ne de seçmenin. Cuma akşamı saat 16.55'te Diyarbakır'dan gidip bir başvuruyla bunu iptal ettirmek Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Aday YSK tarafından adaylığı resmileşecek, ilan edeceksin. Seçimi büyük bir farkla kazanacağız. Olmadı diyeceksin, tanımıyorum diyeceksin. Adalet Bakanlığı eliyle bu bir siyasi darbedir. Biz kazanmak için bu yola çıkmışız. Kayyum atanmak için değil. Samimiyetle ben kayyum olarak atanmak istemiyorum. Kampanya süresince AK Parti'nin adayı Abdülhat Arvas kayyum atanmak istemiyorum demişti. Ancak %55,48'lik oyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi İl Seçim Kurulu. Ve mazbatayı da %27 oy alan AK Parti adayına verdi. Ekrem İmamoğlu da ses yükseltti. Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Hukuken haklılarsa sonuç onların arzu ettiği gibi olacaktır. Ama hukuken haklı değillerse de buna da herkesin saygı göstermesi gerekir. Ben adaylık başvurusu yaptığım zaman siz neden itiraz etmediniz? Şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda. Daha önce Abdullah Zeydan'ın seçime girmesinde sakınca yok diyen YSK nasıl bir karar verecek? DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de AK Parti'nin itirazıyla seçim iptal edildi. 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak. Adalet Bakanı 5 dakika kala mesainin bitmesine Cuma günü böyle bir şey Adalet Bakanlığı günü. Adalet Bakanı biliyorsunuz Bartın'da filan kaybediyorsun seçimi diye naralar atıyordu. Seçim döneminde yerel seçim çalışmaları için sahadaydı. İstanbul'a oradan haber gönderiyordu. Çok meşguldü yani. Nasıl olur böyle bir şey? Mahkeme kararı var. Yüksek Seçim Kurulu kabul etmiş. İl Seçim Kurulu. Bir itiraz yapacaksanız seçmenin haberi olacak. Seçmenin haberi yok, bir şey yok. Sonra ülke yönetiyorlar, sonra bakanlık yapıyorlar. Evet. Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ziyaret CHP'li Beyoğlu'na efendim. Sen gözümün nuru, tükenmiş İslam kolumuzdur. Başkanım herkesin mücadele etti. Sizden başkası ilk amanı. En yakın rakibine AK Parti'nin adayı Murat Kurum'a 12 puan fark attı Ekrem İmamoğlu. Bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İlk ziyaretinde kritik bir adrese yaptı. Tarihinde ilk kez CHP yönetimine geçen Beyoğlu'ndaydı. İmamoğlu İstiklal Caddesi'ne adım atar atmaz kalabalık sardı etrafını. Başkanım sabaha kadar buradasın. Ben normal körüm ama fiziki körüm ama siyasi kör değilim. Yolun açık.
İstanbul'un 14 ilçesi CHP yönetimindeydi. 12 ilçe daha eklendi. 39 ilçenin 26'sında artık CHP'li başkanlar görevde olacak. En çok dikkat çeken ilçelerden biri Beyoğlu oldu. Daha önce Anavatan Partisi, Refah Partisi ve AK Parti tarafından yönetilen Beyoğlu'nda CHP'nin adayı İnan Güney %49 oy aldı. İlçenin ilk CHP'li belediye başkanı oldu. Kazanacağız dedin. Bak kazandım, ilk sana geldim Ali. Bütün Beyoğlu dedi ki Ali için kazan dedi bana. Ya. İnan Güney ilk ziyaretini seçim maratonunda kendisine destek veren engelli gencin evine gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu da ilk Beyoğlu'nu ziyaret etti. Halk bize ne mesaj verdi? Halk aynı zamanda seçime giren rakiplerimize, hükümete, Sayın Cumhurbaşkanı'na hangi mesajlar verdi? Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Şu anda hala her şey devam ediyor. Evet, çok yaşıyor. Öyle de olsa bunlar neye dönüştü? Bunlar topa döndü. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alsa da meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan topal ördek benzetmesi yapmıştı Ekrem İmamoğlu'na. Bu kez İBB meclisindeki sandalye dağılımı da değişti. Artık çoğunluk CHP'de. CHP'nin 184, AK Parti'nin 130, MHP'nin ise 2 üyesi olacak İBB meclisinde. Size bir şey söyleyeyim mi? Değil atom karınca. Bizi bu 5 yıllık yolculukta kimse geçemez. Kimse geçemez. Şimdi Beyoğlu ile ilgili, İstiklal Caddesi ile ilgili tartışma yaratabilecek bir önerim var. Madem bir başkan değişikliği yaşandı, derhal İstiklal Caddesi'ni trafiğe açın efendim. Tek şerit, geniş kaldırımlar, doğru düz kafeteryalar, şunlar bunlar. Çünkü bir yaya yolu yapılmak istendi orası. Ama bir yaya otoyolu oldu. Dolayısıyla oradaki akıp giden, hızla akıp giden kalabalığın bütün dükkanları ve çehresini de etkilediğini düşündük, düşünürüz. Hep öyle konuştuk, konuşuyoruz. Herkes arasında konuşuyor. Bunu sosyolojik olarak değişimini beklemek 30 sene sürer. Ama trafiğe açıldığında tek şerit, geniş kaldırımlarla eskisi gibi başka yerleri kapatın. Ne bileyim, Nişantaşı'nı kapatın. Üsküdar'ı kapatın, ne bileyim Karaköy'ü kapatın trafiğe, bilmiyorum. Ama orayı açmak lazım. Çünkü başka türlü hızla orası kendine gelemez. Eskisi gibi olamaz ki en parlak zamanlarında da trafik vardı orada, biliyorsunuz. Şimdi tartışılsın, itiraz eden de etsin. Konuşalım. Şimdi geldik Ankara'ya gidiyoruz. Mansur Yavaş Now Haber'e konuştu. Erdoğan ile görüşeceğim, randevu isteyeceğim dedi. Gerçek belediyeciliği vatandaş anlamış, yani benim anlatmak istediğimi özümsemiş. Karşıma çıkacak rakiplerin bu anlayışlı olmadığı müddetçe seçimi kazanma ihtimali yoktu. Şatafatta hiçbir görüntümüz, yaşantımız olmadı ve halk bunu tuttu. Cumhurbaşkanının size karşı davranışı ya da sizinle iletişiminde bir farklılık olacağını düşünüyor musunuz? Bir farklılık olur mu? Yani olur diye düşünüyorum. %60,38'lik rekor oyla tarihi bir zafer kazanarak ikinci kez oturduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığında ilk röportajını Now Haber'e verdi Mansur Yavaş. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı'yla da görüşmeye hazırlanıyor. Özellikle Ankara'da birkaç konu var. O konuları kendisine iletmek için randevu isteyeceğim. Vereceğini düşünüyorum. Bazı konularda kendisine bilgi vermem gerekiyor. Yani özellikle yargısal konularda bilgi vermem gerekiyor. 2019 seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük şehirleri kazanan ama belediye meclisinde azınlıkta kalan muhalefet belediyeleri için topal ördek benzetmesi yapmış. Ankara'da belediye meclisi artık CHP'de. Mansur Yavaş belediye meclisine de sahip başkan olarak Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Belediyenin %100 haklı olduğu bir konuda mahkemeler sürekli farklı kararlar veriyor. Bu Ankara halkının geleceğini karartan bir durum ortaya çıkaracak. En azından onları kendisine bilgi olarak sunmayı düşünüyorum. Anka Park'ta da böyle olmuştu. Randevu isteyeceğim, vereceğini düşünüyorum. Mansur Yavaş rekor oyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alırken Ankara'nın 24 ilçesinden 16'sını CHP'ye
CHP kazandı. Bu kez Cumhur İttifakı belediye meclisinde azınlıkta. En azından şu yok artık. Ankara Büyükşehir Belediye talepte bulunduğu zaman ben bunu yukarı bir söyleyeyim bakalım ne diyorlar diye izin alma işi ortadan kalktı. Ankara halkına rahat ve seri hizmet edebileceğimize inanıyorum. Bekliyor muydunuz bu kadar rekor? Bekliyordum tabii. Elimizdeki bütün anketler 60-65 arası çıkıyordu. Çok üzüldüm. Kızılcamam, Evren bunlar çok az oyla gitti. Biz aslında belediye sayımızı 20'nin üzerine çıkarabilirmişiz. Mansur Yavaş'a göre AK Parti'nin kalesi olarak bilinen ilçelerdeki zaferinin altında şeffaflık ve sosyal belediyecilik yatıyor. Aramızda anlayış farkı vardı. Onlar belediyecinin ne olduğunu bilmiyor. Bir şey yapıyor. Ben buraya eser yaptım. Yani neresi eser? Ama gidip oraya kule yapıyorum diye 1 milyarı harcıyorsunuz. Bu nedenle böyle bir fark ortaya çıktı. Şimdi İstanbul için iftar vakti de yaklaşıyor. Memleketimizin pek çok ilinde, yerinde, beldesinde iftarlar açıldı. Allah kabul etsin. Daha sonra açılacak olanlar da var. Biz de bir yandan ezanı bekliyoruz. Bir yandan da siyaseti nasıl olduğunu yorumlamaya çalışıyoruz. Şimdi bir defa tabii muhalefetin bir çabası, çalışması var. O muhalefetin bir seçmeni var elbette. AK Parti'nin hükümetin kendi içinde bir takım muhalifleri var elbette. İttifaklar işe yaramıyor. Demokrasiyi zedeliyor. Seçimden önce seçmenin karar vermediği koalisyonları peşinen yapmak demokrasiye aykırıdır. Koalisyondan kurtulacağız deyip koalisyona mahkum ediyorsunuz ülkeyi. Üstelik seçimden önce seçmene sormadan yapıyorsunuz. Böyle sistem olmaz. Sonra gençler. Her yeni genç Z kuşağı katıldığında seçime, mesela 1 milyon her sene katılıyor. %70 oranında muhalefete yöneldiklerini söylüyor araştırmalar. Sonra kadınlar belediye başkanlıklarında DEM Parti'nin de kadın adayları var. Belediye başkanlıklarında 3 katına çıktı. Kadınlar bu ülkede kararları veriyorlar. Sonra gelir kaybı yaşayanlar, emekliler, çalışanlar, artık yaşayamayanlar. Sonra stratejik seçmenler var tabii. Yani seçmen entrika yaparsa işte ona demokrasi deniyor. Ben de siyasilere böyle şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Ama siyasilere özel yapılıyorsa sadece entrikalar işte o demokrasinin uzağına düşmek, demokrasiden uzaklaşmak anlamına gelir. İftar vaktim arkadaşlar. Allah kabul etsin efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalam. Hayya alessalam. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allah kabul etsin efendim. Hemen iki maddeyle tamamlayayım. Ondan sonra kadın adaylar, kadın başkanlar demişken hemen gideceğiz. Yine adayların kendi performansları öne çıktı. Bir de Jean-Paul Sartre'ın, bir Fransız efendim düşünür, yazar. Jean-Paul Sartre'ın dediği gibi bakan seçmen de var ki o gerçekten çok ilginç bir seçmen profili bence. Onlar şöyle düşündüler herhalde. Hayatta yapılacak o kadar çok hata var ki hep aynı hataları yapmakta ısrar etmenin hiçbir anlamı yok. Şimdi gidelim. Üsküdar'a gidelim. Üsküdar'a giderken. Bu arada bütün dünyanın dilinde, dünya basını Üsküdar'dan bahsediyor. Neden? Şimdi bu haberde göreceksiniz. Sinem Dedetaş
Üsküdar Belediye Başkanı Now Haber'e konuştu. O da ilk defa Sinem Başkan Üsküdar'ı nasıl kazandı? Eriler gerildi. Ben açık ara aldım. Üsküdar! Beni en çok sevindiren şey diyeyim, aldığım geri dönüşlerde bir umut olduğu insanlarda. Hani ülkeyi terk edecektik, artık etmeyeceğiz. İşte çocuğumuz gidecekti, vazgeçti. Çok kısa sürede böyle geri dönüşler aldım. Tabii bunu duymak muhteşem bir onur. Sadece Üsküdar'a değil, Türkiye'ye umut oldu. CHP'nin adayı Sinem Dedetaş, Üsküdar'ın ilk kadın belediye başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da evinin bulunduğu ilçe artık onun yönetiminde. Atalan Üsküdar'a geçti, haberiniz yok. Üsküdar. İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın evi de burada. Bir ziyaret gerçekleşecek mi? Onu planlamadık ama tabii ki seve seve. Sonuçta Cumhurbaşkanımız, ben hani her türlü makamın zaten makamdan kaynaklı saygı duyulması gerektiğini düşünen bir insanım. Devlet adabına da özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlkleri gerçekleştirdi Sinem Dedetaş, yüksek gemi mühendisi. Haliç Tersanesi'nin AVM projesine karşı durmuştu. 2019'dan önce tersaneye giremiyordu. İmamoğlu'nun yönetimi devralmasıyla İstanbul Şehir Hatları'nın da ilk kadın genel müdürü oldu. Hurda deposuna dönen Haliç Tersanesi de üretimi başlattı, dünyanın en eski yaşayan tersanesi haline getirdi. Şehir hatlarını 2 milyon lira borçla devralıp 275 milyon lira kâra geçirdi. Hurda'ya çıkan vapurları hizmete soktu, İstanbul'a özgü deniz taksileri tasarladı. Nasıl kazandınız? Bol temas ettik insanları. Hassas, şefkatli, anlayışlı dinleyen ve icraatçı bir yapı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Üsküdar gibi bir yerde hani bir kadın olarak böyle bir zaferle sonuçlanması pek çok algıyı değiştirdi. 31 Mart seçimleri içinde Sinem'de Üsküdar var sloganıyla çıktı yola. Sinem Dedetaş en yakın rakibine AK Parti'ye 7 puan fark attı. En büyük desteği eşinden, ailesinden gördü. Üsküdar'da ilk belediye, kadın belediye başkanı olacak inşallah. Annem de biraz ağladı tabii. Babam da çok. Hepsi çok sevinçliydi. Kayınvalidem, kayınpederim. Üsküdarlıların en büyük endişesine karşı da Sinem Dedetaş söz verdi. Valide Bağ korusu yeşil kalacak dedi. Oranın da bir artık nefes alması lazım. Mağara açıldı, açılacak o baskı. Çok fazla insanı endişelendiriyordu. Orası koru olarak kalacak. Sinem Dedetaş'ın Üsküdar'da en büyük hedeflerinden biri kentsel dönüşüm yaparken kentin tarihi ve kültürel yapısını korumak. İlk adımı da sosyal yardımlar için atacak. Öncelikli olarak tabii sosyal yardımlaşmada hani hemen meclisten geçirmek istediğimiz kararlarımız var, verdiğimiz vaatlerde. Öncelikli olarak işte pazar desteği gibi. Bildiğim kadarıyla Sinem Başkan yarın Çalar Saat'e İlker Karagöz'ün konuğu olacak, Çalar Saat'e gelecek bildiğim kadarıyla. Ha, yani artık olan oldu. Yani ben yanlış biliyorsam da illaki getirecekler, ne yapalım. Yarın bir kere söylemiş bulunduk. Bu arada kıymetli izleyicilerimizden, saçmalamasanız Beyoğlu trafiği açılırsa ne hale gelir, o güzellik kalır mı, Allah aşkınıza biraz düşünerek konuşunuz demiş bir izleyicimiz. Lütfen siz de düşünerek yazın biraz. Çünkü en güzel zamanlarında trafiği açıktı. Bu güzellik diye kastettiğiniz şeyin ne olduğunu da bilmiyorum. Yani o bir sürü saçma sapan tabelalar, şunlar, bunlar. Bu mu? Bilemiyorum. Neyse. Bunun üstüne tartışacağız. Üstelik tek şerit diyorum. Geniş kaldırımlar filan. Ha, bu arada bugün aynı zamanda otizm farkındalık günü, 2 Nisan otizm farkındalık günü. Bu çok önemli. Çok önemli. Bir defa bir eksiklik değil, bir ayrıcalık ayrıca. Onu da söylemek lazım ama aileler farkında olsa bile pek bilgileri olmadığı için çocuklarına konduramıyorlar. Ve erken tanı ve eğitim bu konuda çok önemli. Dolayısıyla 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nü ve bu bilgileri hatırlatmak istiyorum. Şimdi son gelişmelere kulak kabartalım. Beşiktaş'taki yangın faciasına tekrar Merve Görgün'e gidelim. Merve bize son gelişmeleri söylesin. Merhaba Merve. Merhaba tekrar Selçuk Tepeli. Soruşturma başlatılmıştı Gayrettepe'deki yangınla ilgili. 6 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi sıcak gelişme oldu. 2 kişi daha gözaltına alındı. ÇA 1981 doğumlu metal işleri firma sahibi. EE ise 1984 doğumlu mobilyacı. Daha önce gözaltına alınan kişilerin suç kayıtları bulunuyordu bazılarının.
1984 doğumlu EE'nin de TCK 191'den yani yasaklı madde kullanma bulundurmadan ve kasten yaralama suç kaydı mevcut. Böylece son yapılan gözaltılarla birlikte yapılan gözaltı sayısı 8'e yükseldi ve bir yandan da arama kurtarma çalışmaları sürüyordu biliyorsunuz. Artık arama kurtarma çalışmaları binada sona erdi. Az önce de binadan aslında vakum binanın içinde kalan o yanan gece kulübünün içinde kalan duman vakumlanarak çekildi ve artık son tahliyede gerçekleşmiş oldu diyebiliriz. Buradaysa itfaiye hala görevini sürdürüyor. İtfaiye ekipleri burada. Polis burada. Çevrede güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor ve AFAD ekipleri de görevlerini sürdürüyor. Teşekkürler. Kolay gelsin Merve. Efendim şimdi bir araya gidiyoruz. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Bu seçim sonuçlarıyla umudum şu ki Türkiye'de devlet, bürokrasi ve kurumlar bu sayede siyasetten birazcık ayrışıp kendini tahkim etmeye başlayabilir. Ümidim bu. Dolayısıyla seçmenin kararı çok önemlidir. Yeni bir sayfa açmıştır ve iyi değerlendirilmesi gerekir. Patron sizsiniz. Yabani yeni bölümüyle bizden sonra karşınızda görüşmek üzere.